Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine yeni bir videoyla karşınızdayım ama bugünkü videomuz yine biraz farklı. Çünkü bugün size anı kutumu göstereceğim. Evet, bugüne kadar hiç böyle bir video görmedim aslında. Var mıdır bilmiyorum, vardır kesin. İnsanlar her türlü videoyu çekiyor da. Şimdi benim bir tane anı kutum var. Hatta kocaman bir kutu, biraz sonra göreceksiniz zaten. Ve o kutumun içinde işte çocukluğuma dair şeyler, işte ne bileyim anılar biriktirdim. Bir sürü fotoğraf falan da var. Ve bugün size aslında birazcık onları göstermek istiyorum. Çünkü bence ilginç bir konu. Bence ilginç yani. Benim ilgimi çekti şahsen. O yüzden böyle bir video çekmek istiyorum. Bence eğlenceli olacak. Eski fotoğraflarımı falan göreceğiz. Biraz güleceğiz büyük ihtimalle yine. Ama çok eğleneceğimiz bir video olacağına eminim. O zaman biz hemen başlayalım. Bu arada fark ettiniz mi? Işık aldım. Işığım var. Çünkü videonun kalitesi böyle çok artmadı mı böyle yakınlaşınca? Bence aşırı güzel. Ben ışığıma bayıldım. Çok mutluyum şu anda ışığım olduğu için. O zaman hemen başlayalım. Çok uzatmadan hemen başlayalım. Size anı kutumu göstereceğim. Şimdi anı kutumu aldım ve geldim. Kocaman, dop dolu, çok dolu. Gerçekten ikinci bir anı kutusuna ihtiyacım olabilir. Çünkü ben her şeyi toplamayı, saklamayı çok seven bir insanım. Hatta biraz fazla seven bir insanım sanırım. Çünkü dolmuşuna bakar mısınız? Ben kaç yaşındayım sanki? 50 yaşında mıyım ben? Bu ne? Neyse, o zaman başlayalım bakalım. Çok merak ediyorum neler ortaya çıkacak. Gerçekten çok merak ediyorum yani. Bu ne? Bir tane kağıt gördüm. Kutuyu açar açmaz bir tane kağıt var burada. Bu ne ya? Ben bir aralar YouTube'a başlamayı yine düşünüyorum. Ama farklı bir şekilde başlamak istiyordum. Böyle çok garip, farklı bir şekilde. Şuna bakın. Bak, okuyacağım şimdi size. YouTube'a giriş yazmışım. Merhaba. Bu ilk videom. Benim adım Kardelen ve yaşım henüz 15. Oha, 15 yaşındayken yapmışım bunu. Yaşım küçük, evet. Ve ben bu kendini tanıtma videosunun adını tıklanmak için koronavirüsün koca sırrı diye de adlandırabilirdim ama yapmıyorum elbette. Çok komiksin Kardelen. Ben dün gece babama yine yazdıklarımı okurken o beni motive etti. Aç lan bir YouTube kanalı dedi. Harbiden babam yüzünden açtım. Ya babam beni motive etti daha doğrusu. Yüzünden değil canım. Böyle bir şey yok. Oku yazdıklarını. Tanın. Başarılı ol dedi. Tanınacak mıyım bilmiyorum. Eğer olur da biri bu videoyu izlerse sana merhaba diyorum. Evet, karşındayım ve bunun nedeni o... Amacıma ulaşmak. Bunu neden amacıma ulaşmak? Unutulmamak. Birilerinin fikirlerimle, yazdıklarımla etkilemek. Unutulmamak. Bilmiş, görmüş insanlardan tavsiye almak. Evet, biliyorum. Şu an bayağı bir amatörüm. Düşünün, şu an telefon kamerasıyla çekiyorum videoyu. Tamam, amatör mü demek? Belki de hiç izlenmeyecek bu video ama denemeye değer. Bu kanalda ne gibi içerikler paylaşacağımı bilmiyorum. Evet, hala bilmiyorum. Kaç aydır YouTube'dayım, hala bilmiyorum. Ben ne paylaşıyorum arkadaşlar? Her şeyi zamana bırakıyorum şimdilik. Neyse, bunu izleyen kişi eğer varsa iyi ki varsın. Kendine iyi bak ve en önemlisi evde kal. Mesajımızı da vermişiz arkadaşlar. Hemen evde kal falan demişiz. O zamanlar koronanın yeni çıktığı zamanlardı. Bu ne? Burada da şey, dileklerimi yazmışım. Oha, ne kadar çok yazmışım. 15 yaşım için dilediğim 15 şey. Ay, kaçı gerçek oldu acaba? Buna bakalım mı? Lütfen. 1. Sağlık. Hem ailem hem de kendim için. Hem psikolojik hem fiziken. Tamam. Yani psikolojik olarak sağlıklı değil. Arkadaşlar özür dilerim. Yani gerçekten psikolojim pek iyi değil benim. Bu arada cidden iyi değil. Hani böyle şey olarak söylemiyorum bunu. Benim psikolojim bozuk. Ben depresifim falan. Öyle bir şey değil. Ha, benimki daha farklı birazcık. Belirli korkularım falan var ve bunları aşamıyorum. Kaç yıldır maalesef. Ama önemli değil. Devam ediyoruz. Bu gerçekleşmemiş şimdilik. İkincisi, mutluluk. Yaşayabileceğim güzel anlar. Mutlu günler, mutlu bir aile. Yani mutlu günlerim oldu canım. Ama her zaman değil tabii ki. Üçüncüsü, huzur. Stresi tamamen kenara bırakıp hayatın sadece güzelliklerine odaklanmak. Bunu kim yapabiliyor ki? Dördüncüsü, başarı. Hem okulda hem yazarlıkta, çizimde ve hatta aşkta.
Bu bence oldu. Çünkü gerçekten karnem çok iyiydi benim. Gerçekten çok iyi notlarım vardı. Yani neredeyse tüm notlarım 90-85 falandı düşünün. Yani tek bir tane düşük notum falan yoktu bu arada. Yazarlıkta kesinlikle başarı kat ettiğimi düşünüyorum. Çizimde de az çok var. Aşkta da başarılıydım. Canım sevgilim, şu an bu videoyu izliyorsan seni öpüyorum. Aşkta da başarılıydım arkadaşlar. Tamam. Beşincisi aşk. Burada eski bir tane sevgilim vardı benim. Demişim ki o bana geri dön. Tamam. Tamam. Yani olmadı. Ama şey yazmışım. Bak, bunun da farkındaymışım. Ama eğer bu mümkün değilse başka bir aşk yaşamak. Ve hakikaten de 15 yaşında Mustafa ile tanıştım. Sevgilimin ismini söyledim. O yüzden yaşamışım. Evet, başarmışım. Bunu da başarmışım arkadaşlar. Tamam, altıncısı. Fark edilmek. Birileri tarafından fark edilmek. Yeteneklerimin görülmesi. Ünlenmek azıcık olsa bile. Hiçbiri olmadı. Yedi, koronavirüsün son bulması. Nah, hiçbir şey olmadı yine. 8. Dostluk. Sahip olduğum hiçbir dostluk kaybetmemek ve hatta onlara gitgide daha çok bağlanmak. Evet, bu yaşandı. Sahip olduğum hiçbir dostluk kaybetmedim arkadaşlar. Çok mutluyum. 9. Dünyanın gitgide daha iyi bir yer haline gelmesi, insanların evrene daha fazla zarar vermemesi, doğanın kıymetinin bilinmesi, cinayet, taciz, tecavüz, istismar gibi şeylerin son bulması. Bu çok hayalperest bir hayal canım. Maalesef gerçek olamaz bu. Gerçekten olamaz. 10. Güzellik. Yaşım arttıkça gitgide daha bir güzelleşmem. Bedenen ve ruhen. Ruheni de katmışım. Bence güzelleşiyorum arkadaşlar. Yani sadece fiziken değil tabii ki. Ama ruhen de güzelleşiyorum. Gitgide kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Hatalarımı ya da kusurlarımı artık gözümde büyütmüyorum ve kendimi seviyorum. Hakikaten kendimi seviyorum. Olgunlaşmak. Güzelleştiğim gibi yıllar geçtikçe daha bir olgunlaşmam. Tabii ki. Yani bu güzel. Gerçekten güzel dileklerim varmış. He. 12. Korkuları aşmam. Psikolojik korkuların tümünü 15 yaşımda aşmam. Olmadı. 13. 15 yaşımın gelmiş geçmiş en iyi yaşım haline gelmesin. Olmadı. 14. Yaşamak. Gerçekten yaşamak. Yaşadım be. Tamam, belki çok yaşamadım, çok gezmedim ama yaşadım. 15. Umut. Dünyayı büyük umutlar sersin ve umulan tüm güzellikler gerçekleşsin. Ben ne kadar hayalperestim arkadaşlar. Bunlar ne? Çok güzel dilekler bunlar. Hayır, gerçekten çok hoş. Ama nasıl gerçek olsun bunlar? Mümkün değil ki. Bunlar, ha bu okulda yazdığım yazılar ya, bunlar sınavlarım falan. Yüz aldığım sınavları saklıyorum arkadaşlar. Evet, psikopatım ben. Karnem. Aa, bu benim. Ha, 9. sınıf karnem bu benim. Ay. Burada notlarım daha kötü bu arada ama 9. sınıf karnemi de saklamışım. Şu an Alman notları olduğu için büyük ihtimalle anlamayacaksınız. Çevirmeyeceğim de, üşeniyorum. Kaç dakika olmuş zaten. Yine çok uzun bir video olacak bu sanırım arkadaşlar. Yastık. Bu yastığı ben yaptım bu arada. Gerçekten ben yaptım. Yani içine işte tüyünü ben doldurdum, şu kılıfını işte ben yaptım, şu Gucci yazdım, yastığım Gucci yastığı arkadaşlar. Evet, bunu yapmışım. Okulda yapıyorduk böyle şeyler. Ben yapmıştım bunu. Bu benim bez bebeğim. Babaannemin bana aldığı bez bebekti. Ben bez bebeği hep saklıyorum. Hatırlıyorum, babaannem ve dedem bir keresinde Almanya'ya gelmiştiler. Bizi ziyaret etmek için işte. Ve babaannem bana bunu getirmişti. Bu bez bebeği vermişti. O yüzden saklıyorum. Ben bu bez bebeği çok seviyorum arkadaşlar. Anam! Bakın ben ne buydum. Sevgilimle bir foto. Ama çok çirkin çıkmışız yalnız. Yani ben çirkin çıkmışım sevgilim. Yakışıklı. Her zamanki gibi lanet olsun. Ama ben çok kötü çıkmışım. O yüzden tam olarak göstermeyeceğim de, utandım birazcık. Ama bunu profesyonel bir fotoğrafçı da çektirmiştik arkadaşlar. Hatta ben o gün depresyona girmişim çünkü burnum çok kötü çıkmış. Burnumu hiç sevmiyorum ya. Kendimi seviyorum dedikten sonra burnumu hiç sevmiyorum demem. Kutuya gaz atmadan bu yazıyı okuyordu. Bu yazının içinde sanırım gerçekleşmesini istediğim şeyler yazıyordu. O tarz bir şey de hatırlamıyorum. Onu da şimdi okumayacağım burada. Aa, bunlar şey ya. Ay, bu Mustafa'nın bana hediye ettiği gözlüktü. Evet arkadaşlar, nasılsınız?
Bence çok seksiyiz ya. Ne böyle? Bence çok havalı oldu ya. Çok beğendim. Neyse. Şimdi gözlüğümüzü çıkaralım. Burada şeyler var bir de. Arkadaşlarımla sınıfta böyle kağıda bir şeyler yazıp yazışıyorduk. WhatsApp yazışması falan yapıyorduk. Onları okuyamayacağım. Almanca çünkü, ama bence çok güzel. Eski gözlüğümü buldum. Bu benim gözlerim bozulduğunda satın aldığım ilk gözlüktü. Ben bu şekilde geziyordum arkadaşlar. Neden? Ve gözlük yamuk bu arada. Neden? Yamulmuş. Öğretmenlere benzemiyor muyum şöyle? Bu çirkin ya. Bu gözlüğü hangi akılla almışım? Aa, çok tatlı. Bu ben ilkokula gidiyordum. Her insan gibi ilkokula gidiyordum. Ve 3. sınıftan sonra taşınmak zorunda kaldım. Ben Frankfurt'ta yaşıyorum eskiden. Şimdi yaşadığım şehre taşınacaktık. Ve bana ilkokulda böyle bir hediye yapmıştılar. Böyle işte sınıftaki her çocuk bana bir mektup yazmış, bir de bir resim çizmiş. Ve böyle fotoğraflarımız falan var sınıfça. Aşırı güzel. Yazık ki okuyamayacağım çünkü anlamayacaksınız Almanca olduğu için. Şimdi sizlere bu kutuyu göstereceğim. Bu kutu ne kutusu derseniz ben de hatırlamıyorum. Bu manita kutusu. Bu sevgili anıları kutusu. Burada sevgilimin bana yazdığı mektup var. Çok güzel yazmış bu mektubu. Bu arada gerçekten helal olsun. Burada uçak biletim var. Ona gittiğim uçak biletim. Biliyorsunuz ki uzak mesafe ilişkisi yaşadığımız için. Burada yanlışlıkla sevgilimin tramvay kartlarını çalmışım. Yanlışlıkla arkadaşlar, tamamen. Ya bana hediye etmişti. Ay ne oluyor be, ne oluyor? Madalyasını hediye etmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığından madalya almış, kazanmış. Onu bana hediye etmiş. Bir de böyle bir tane kedisi vardı. Ben kedileri çok sevdiğim için bunu da bana hediye etmişti. O kadar. Bilardo eldivenleri var 2 tane. Bilardo oynamayı çok seviyoruz bu arada. O yüzden bilardo eldivenleri hediye etmişti. Bana bir de burada bir tane kutucuk var. Bu kutu kutusuydu arkadaşlar. Burada benim şu kolyem. Bir dakika. Manita time biraz şu anda. Şu papatyalı kolyem var ya, bunun içindeydi. Bunun içinde şu an başka bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakayım. Ne kadar dolu bir kutu bu ya valla. Bana hediye etti bir tane anahtarlı kolye hediye etmişti. Bir de bir tane yüzüğü var onun. Ona hediye etmişti. Hediyelerimi tutuyorum, saklıyorum burada. Şimdi bunların hepsini geri koymam gerekecek. Lanet olsun. Ben bunu nasıl kapatmışım ondan önce? Keşke hiç açmasaydım. Keşke hiç açmasaydım. Arkadaşlar kapattım. Başardım. Aa, mektubu unutmuşum, durun. Kapatamadım, durun. Kapattım. Tamam, süper. Şimdi arkadaşlar başka bir hediye kutusuyla ilerliyoruz. Bunun içinde ne var? Bunun içinde ne var? Bu hangi mektup? Yine mektup var burada. Aa, bu mektubu. Zehra diye çok yakın bir arkadaşım var benim. O bana 14. doğum günümde böyle sayfalarca mektup yazmıştı. Bu mektubu hep saklayacağım çünkü çok güzel. Böyle yapmış, tanışma hikayemizi başka bir ağızdan yazmış işte. Çok tatlı olmuştu gerçekten. Ben bu mektubun hayranıyım. Ben bu kutuları nasıl kapatıyormuşum? Burada yine Louis Vuitton'lu yastığımız var. Yine yastık. Şimdi süper ötesi geliyoruz. Bunlar benim yazdığım tüm kısa hikayeler. Yani 1-2 sayfalık olan tüm hikayelerim burada. Hepsi de Almanca bu arada. Okulda yazmak zorunda kaldığımız kısa hikayeler ve hepsine aşığım. Çok güzeller. Ben yazdım diye söylemiyorum tabii. Şimdi ay bu da çok tatlı. Arkadaşım bana bunu doğum günümde yapmıştı. En yakın arkadaşım. İşte burada yazılar yazmış. Ondan sonra işte fotoğraflarımız falan var. Aşırı tatlı bir şey bu. Ben bunu çok seviyorum ama yine Almanca. Her şeyim Almanca arkadaşlar. Ne bu böyle ya? Türkçe hiçbir şey yok mu? Ben burada yine totem yaptım. Bir dakika. Hayatımda olan mükemmel değişiklikler yazmışım. Yani sanki yaşanmış gibi yazıyorsun. Sonra gerçekten yaşanıyor diye bir tane totem var. O tarz bir şey yapmışım. Olumlama yapmışım daha doğrusu. Burada yazmışım. Liseyi çok iyi bitirdim ve yüksek liseye geçtim. Hakikaten de çok iyi bitirdim liseyi. Yüksek liseye de geçtim ama yüksek liseyi sonra bıraktım. İkincisi
Oha, gerçekten gerçek olmuş abi. Mustafa ile iki defa buluştuk ve hala çok mutluyuz. Vallahi oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi oldu. Üçüncüsü, ailemle ben çok sağlıklıyız. Evet, sağlıklıyız. Hiçbir şeyimiz yok çok şükür. Dördüncüsü, ölümün nefesini bitirdim ve çıkarttım. Ölümün nefesini bitirdim. Ölümün nefesi kitabım bu arada. Ama çıkartamadım henüz. Ki zaten bir yıl geçmemiş daha. Ay dur kız, ben daha erken okumaya başlamışım. Bunu daha 3 ayım var. Neyse, 3 ay içinde çıkartır mıyım? Pek sanmam. Tüm arkadaşlarımla aram çok iyi, evet. Koronavirüs gerçekten bitti ve bize hiç uğramadı. Bize hiç uğramadı, hakikaten doğru, ama bitmedi. Bitmez de, nasıl bitsin? Korkularım ve takıntılarım yok denecek kadar az. Gerçekten azaldılar ama yok denecek kadar değil ne yazık ki hala. Daha 3 ayımız var, belki değişir ya. Yeni bir kitap yazıyorum ve çok iyi ilerliyorum. Harbiden de yeni bir kitap yazıyorum ve iyi ilerliyorum. Ailesel neredeyse hiçbir sorunumuz kalmadı. Ailesel sorunumuz yok. Gerçekten yok. Çok çok hafif birkaç şey vardı, onlar normal. Dünya gitgide güzelleşiyor. Dünya gitgide kötüleşiyor. Yavrum, bu dünya hakkında hiç dilek dilemesen keşke. Artık dilemem zaten. Gerçek olmuyor ki. Her şey için minnettarım yazmışım bir de. Arkadaşlar bunu deneyin. Yalnız farkında mısınız? Neredeyse hepsi olmuş. Bence bir işaret, bunu yapın. Bunu yapın yani. Ay. Bunu da şey için yapmıştım ya. Böyle taç yaptım kendime bir tane. Tamam. Burada. Yine uçak biletim var. Ya sevgilime gitmek için. Arkadaşlar bu peçete burada. Niye burada diyorsunuzdur şimdi? Bu peçetenin anı kutunda ne işi var yavrum diyorsunuzdur. Anı kutumda çok işi var arkadaşlar. Bu peçete çok güzel bir hatırası var benim için. Ben sevgilimle ilk buluşmaya gittiğimde son gün sevgilim şey istemişti. Rujumla öpücük izi yapmamı istemişti. Saklamak istiyordu çünkü. Ama yapamamıştık maalesef. Çünkü beklemediğimiz bir şeyler olmuştu ve hemen uçağa binmek zorunda kalmıştık. Ve maalesef olmamıştı. Çünkü bu bizim istediğimiz bir şeydi. Yani o saklamak istiyordu en azından. Yapamamıştık. O yüzden bu böyle kalacak ve o buraya geldiğinde ona bunu hediye etmek istiyor ama duymadı sanki şu an. Sanki şu an duymadı. Neyse dur. Mesela sonra bu geliyor. Bunu bana çok yakın bir arkadaşım hediye etmişti. Ya çok tatlı ya. Durup dururken bana bunu vermişti. Çok çok sevimli bir şey bence. Al bak sana aldım falan yapmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Geçen videomu hatırlıyor musunuz? Deniz Aşık Papatya. İşte bu benim Deniz Aşık Papatya kitabım arkadaşlar. Ya çıkarttım. Ama ben çıkarttım. Yani evimdeki yazıcı makinesiyle. Çıkarttım ama. Çıkarttım mı? Çıkarttım kardeşim. Çıkarttım ben bu kitabı. Postitlemişim bir de beğendiğim kısımları. Çok tatlı bence. Ya böyle ana olarak kalsın. Bence çok güzel. Böyle tam dalga geçtik de ana olarak kalabilir. Sakıncası yok. Bu benim öğrencilik kartım. Şuna bakın. Görünüyor mu bilmiyorum. Klasik YouTuber. Görünüyor mu bilmiyorum. Şuna bakın ya. Çok şişko. Özür dilerim. Ben burada çok kiloluydum. Boyum 1,50 falan, kilom 65 falandı. 66 falan. Bende çok fazla görünüyordu. Tabii vücuttan vücuda fark vardır ya da ne bileyim işte boydan boya ne bileyim fark olabilir ama bende çok fazla duruyordu bu kilo gerçekten, o yüzden. Şimdi eski fotoğraflara geçeceğiz. Benim küçüklüğüm. Benziyor muyuz birbirimize? Dur onun gibi gülümseyeyim. Benziyor bence biraz. Fark var tabii, büyüdük artık. Anam, bu da şeyim ya. Karnelerim var burada. Karnelerim var. Belki bir videoda karnelerimi de inceleriz. Böyle tabii Alman notlarıyla belki anlayamazsınız. Biraz farklı çünkü Alman notlarıyla Türk notları ama ben size çeviririm onu Türk notuna. İsterseniz bakalım ya, karnelerimi inceleyelim. Bence çok komik olabilir. Bu arada her yer dağıldı biliyor musunuz? Size video çekeceğim diye odamı dağıttım be. Değerimi bilin. Burada fotoğraflar var. Burada bir sürü fotoğraf var. Şimdi de çok heyecanlıyım ama ilk önce size son kalan 2-3 şeyi göstereceğim. Çok küçük şeyler zaten. Bu bana ilkokul öğretmenimin hediye ettiği, ay kirlenmiş biraz, saatti. Bu saati bana niye hediye etmişti biliyor musunuz? Çünkü ben geç kalıyordum okula her zaman.
Okula geç kalıyordum ve alarmım falan da yoktu benim böyle. Ve kadın bana bunu hediye etmişti sonra. Çok tatlı değil mi? Çok sevinmiştim. Gerçekten çok mutlu olmuştum. Bu da benim parfümümde en sevdiğim parfüm bu arada gerçekten. Eskiden en sevdiğim parfüm, yani hep kullandığım parfüm buydu. Ve çok büyük anıları var bende. Çünkü yıllarca bunu kullandım ve işte bana bir şeyleri hatırlatıyor. Eski yaşanmışlıkları falan hatırlatıyor. Böyle arada açıp kokluyorum. Eskiyi hatırlıyorum yani. Son olarak fotoğraflara bakacağız. Ve şu an anı kutumuz bomboş. Hiçbir şey yok içinde şu anda. Bomboş. Boşalttık. Ne kadar çok arkadaşlar dedim bugün ya. Vallahi çok arkadaşlar dedim. Ama önemli değil. Fotoğraflara bakacağız. En heyecanlı kısmı bence bu. Çünkü fotoğraf yani. Herkes merak eder. Anam burada ailem var. Bir tane düğün vardı. İşte insanlar göstermeyeyim şimdi. Belki istemezler. Ama burada ben varım. Gösteriyormuşum. Burada ben varım. Minik kardelen çok tatlı değil mi? Ay burada da ben varım. Yine aynı şey, aynı düğün. Çok şeker. Minnacığım arkadaşlar. Çok küçüğüm. Aa burada da bir tane arkadaşım vardı benim. İşte 5. sınıftan beri arkadaşım. Onunla olan fotoğrafımız bu ben, bu da arkadaşım. Çok tatlı ya, of. Aa bu da ilkokulda bana garip bir tahta parçasının ehliyetini verdiler. Buna bakın, bu benim minim, bu benim, çok tatlı ya. Burada neler neler var. Oha, arkadaşlarımla olan bir fotoğraf yine. Aynı zamanda ben buradayım. Tabii orta parmak göstermesek olmaz abi. Bu da arkadaşlarımla fotoğraf. Bunlar hepsi arkadaşlarımla fotoğraflar. Burada babamla ben, ama bu çok eski ben. Kilolu ben birazcık. Kiloluydum orada. Ay burada da bir yerde staj yapıyordum. Ben bir tane fırında staj yapıyorum ama ben burada çok küçüktüm ve çok kiloluydum. Yine görünüyor mu bilmiyorum. Bu ben arkadaşlar. Hiç bana benziyor mu? Benzemiyor bence. Alakası bile yok. Arkadaşlar ben bu arada psikopat olduğum için nasıl listeler yaptım biliyor musun? Burada birkaç tane kağıt var. Bu kağıtların içinde işte en sevdiğim şarkılar, en sevdiğim diziler, en sevdiğim filmler var. Ve hangi yaşta, hangi yaş aralığında hangi dizi... Arkadaşlar video birdenbire kesildi çünkü saklama alanım bitmiş, kalmamış. Çok fazla fotoğrafım ve videom falan var, o yüzden onları silmem gerekti. Neyse şimdi devam ediyoruz. Ne diyorduk? Kağıtlardan bahsediyorduk. Kağıtlar şey yazıyor işte, dediğim gibi hangi yaş aralığında hangi müzikleri, hangi filmleri dinlediğim ve en önemlisi de ve en garibi hangi yaş aralığında hangi erkekten hoşlandığım ve tanışma hikayelerimiz falan yazıyor. Çok tuhaf şeyler var aralarında. Neyse, istiyorsanız özel bir videoda da bunlar hakkında konuşabiliriz yani. İşte karne şeysini yapabiliriz. Bir de hangi yaş aralığında hangi şeyleri seviyormuşum. Onlara bir göz atabiliriz yani. Pek fena bir fikir değil. Eğlenceli bir içerik olur bence. Evet, şu anda yine annemler çok ses çıkarıyor. Neyse. Şimdi aslında bitti yani. Burada sadece böyle sürekli fotoğraflar falan var. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Zaten valla ömrüm kadar uzun oldu video yine. Çok uzun oldu. O yüzden ben yavaştan şuraları bir toparlayayım. Çünkü odamı gerçekten mahvettim. Şu an odamda her yerde kağıtlar, eski anılar, oyuncaklar, yastıklar, bilmem neler, bir sürü şey var. O yüzden buraları toparlamam gerekiyor. Ve bu videoyu çekerken gerçekten çok eğlendim. Umarım gelecek videolarda da görüşebiliriz. Sizleri gerçekten çok çok öpüyorum ve çok çok seviyorum. Görüşürüz o zaman. Bye bye.